Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize merhabalar, nasılsınız? Bildiğiniz gibi dün kısa bir VTR paylaşmıştım. Yaralı bir şahin gelmişti. Kanatlarında biraz sorun var. Onu da tedaviye aldık inşallah. Tabi taşmalar girip çıktığından dolayı sadece kanadını biraz zedelemiş. Çok da büyük bir problem değil. 2-3 güne kadar doğada yerini alabilir diye düşündüğümüz bir şahin. Atmaca gibi gördük ama araştırdık ve şahin olduğuna karar verdik. Biraz ondan size görüntü alalım. Yakından hayvanı inceleme fırsatımız da oldu. Şu altlarda bir yerlerde abone ol ve beğenme butonları falan var. Onlara basmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüntü almaya devam edelim. Evet, şu an görmüş olduğunuz bir şahin arkadaşlar. Et verdim. Hala benden korkuyor. Ağzını doldura doldura et aldı ama yemiyor. Ama yiyecek. Korkma, heyecan yok. Heyecan yok. Ha, şöyle ye şunları ya. Niye bakıyorsun? Maşallah. Ama çok güzel bir arkadaşlar hayvan. Mükemmel bir şey. Çok da büyük. Yani kameraya çok yansımıyor ama şu eti yedireyim. Bir daha ürkerse yiyecek herhalde. Hadi bakayım. Kanadını bana ver. Niye korkuyorsun sen benden ha? Bu pençeni... Vay! Biraz tehlikeli çıktı. Bunlar baykuş gibi değil. Ne oldu? Bana mı saldırıyorsun? Çok sağlam pençeleri var arkadaşlar. Baykuş gibi değil. Ani aktif hareketleri var. Yani parmaklarının pençeme değmesi bile yetti diyebilirim. Şöyle gösterecek olursam anında pençelerini batırabiliyor. Tabi kan çıktığından dolayı çok da sıkıntı değil. Senin gibi nelerini gördük biz? Sana ne isim vereceğiz? Ha? Niye bakıyorsun bana öyle? Seni doğaya salacağız. Korkma bu kadar ya. Ağzındakini bir ye ye. Niye yemiyorsun? Korkak. Ha, doğada uçarken çat çat serçeye güvercine vuruyorsun ya. Baktığımız zaman herhangi bir şey gözükmüyor aslında ama birkaç gün misafir edelim, ondan sonra doğada yerini alsın arkadaşlar. Korkuyor. Sana bundan sonra çomakla yaklaşacağız. Öyle mi? He? Topla kendini. Senin gibi şahine yakışmıyor böyle durmak. Vallahi kanadını tutayım dedim. Nasıl pençe attı? Çok fena. Ayaklara baksanıza ya. Maşallah. Korkuyor. Biraz sakin bırakayım. Bakalım ne olacak. Vallahi arkadaşlar pençeleri fena. Kalk oradan. Korkma. Hoppa. Kalk. Heh. Şöyle biraz cesur dur ya. Daha burada bak, kocaman bir etim var, seni bekliyor. Önüne versem yiyecek mi? Sen bunu zebil edersin şimdi. Yiyemiyorsun ki. Ha, vereyim mi? Dur hadi, önüne verelim de ye bari. Bakın böyle alık alık. Dur, atlama, bir şey yapma. Şöyle bir tutam et parçası önüne koyalım. Herhalde 2 güne falan yer. Bunu yiyince de adam olur bu. Al. Al. Attım oraya. Göreceğim. Yediğini göreceğim. Ha, şöyle ağzındakileri yut bakayım bir. Yut yut yut. Dur, onları biraz daha iteleyelim ya. Böyle olmayacak. Valla baykuş olsa elim alacağım da bu biraz tırstım. Fena pençeleri var. Tırstım. Atlama sakın ha. Bak, elimde telefon var. Yut şunu. Yut. Böyle boğazına hele bakarsın işte. Korkacağımı sanıyorsun ama yanılıyorsun. Evet, biraz korktum. Ha, şöyle yut ya, tamam. Arkadaşlar çok sert ve kocaman kafaları olan bir hayvan.
Yani kümesten çıkarsa tavukların ciğerini sökebilir. Net söylüyorum size. Bu kadar kuvvetli olabileceğini düşünmemiştim ama inanılmaz kuvvetli bir hayvan. Önüne et koyduk, et ye. Ver şunu bakayım. Biraz keseyim de bir parça daha vereyim bakalım. Sonra yemezsin falan. Suya basıyorsun, suya. Al. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç lan, ekmek taze işte. Oh. Tamam, yut onu da. Vallahi yutacağım, başka çaren yok. Abi ne aradınız ya? Bir iki dakika muhabbet ettirmeniz. Suya değiyorsun, alo. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi hala korkuyor ama geldiğimde buraya tünemiş vaziyette oluyor. O yüzden sıkıntı yok. Yani ayaklarında bir problem yok. Pençeleri çok fena ya. Baksana. Yani pençeler öyle hafife alınacak bir şey değil ha. Elimi duman etti vallahi bak. Göstereyim. Vallahi bir pençede duman etti. Arıyorsunuz ama bir dakika. Arayacağız. Bakışlara bak. Seni de doğaya salacağız ama nasıl salacağız? Eldivenle salacağız. Sen öyle basit olmayacaksın. Senden tırstık. Ama büyük bir güzellik. Pençeler falan ateş ediyor. Maşallah, subhanallah. Rabbim yaratmış ya. İşte doğanın güzellikleri bunlar arkadaşlar. Şahin. Artık ne şahini bilmiyoruz. Şahinlerin de bir sürü çeşitleri var. Da şöyle biraz şahin gibi dur ya. Serçe gibi duruyorsun. Al. İstiyorsan bunu vereyim. He, yiyecek mi? Ete bak, ete löp löp et. Al. Buraya koyuyorum, yersin bunu. Yemezsen yerler. Kapını kapatayım da. Hadi biraz düzel bakayım. Kalk. Kalk. Heh. Şunu da çek. Oturma yani. Oturmaya mı geldik? Ağzındakileri ne zaman yutacaksın sen? Bastırayım azıcık daha. Dur. Tabi ya, onlar sana bir lokmacık bir şey. Aferin. İyi bakalım hadi. Ben seni biraz rahat bırakayım da. Keyfine göre takılayım mı? Geleceğim yine kontrole. Suyun önünde, etin önünde. Kapıdan çıkma diye şurayı da boğalım. Kaçıp gidersin, belli olmaz sana. Tamam mı? Ben gidiyorum. Burası sana emanet. Bu arada horozları satınca kümes baya baya boş kaldı arkadaşlar. Temizlik yapacağız, sadece işimiz o. Ama hala yapamıyoruz. Kızlar, bak orada sizin düşmanınız var. Sakın ola, sıkıntı yaratmayın. Maşallah, siz ne yaptınız böyle ya? Kocaman yapmışsınız bunu. Bak. Güvercini, taklacıyı kocaman yapmışlar maşallah. Dediğiniz gibi altına çam dalları, pürsüleri koydum. 10 numara oldu arkadaşlar. Bizim hünkârımızın yavruları ne durumda ya, merak ettim. Kız, in aşağıya. Sen de çık da bize bir göstersene ya. Fazla durmayacağız. Kaç kaç kaç. İyi iyi, büyümeye başlamışlar. Arkadaşlar çok böyle büyük değil mi ya? Bana mı öyle geliyor? Bu maşallah güvercin tavuk gibi. 3-4 taneye bakabilir vallahi. Neyse, çok fazla açmayalım, korkmasın. Tamam dur. Açmışken de çekeyim bari. Ha?
Büyümüş büyümüş. Maşallah, subhanallah. Tamam, siz öyle durun. İyi bak yavrulara. Abi ne bu telefon çaldı bugün? Bir video çekeyim dedim ama. Neyse arkadaşlar, kusura bakmayın. Çok video uzaysın dedim ama. Çok arama geldi. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.